Burada hicret aradı. Hicret sözlükte terk etmek, eylemek, hicret bir yerden başka bir yer göç etmek denir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile sahabilerine İslam devletini kurmak için Mekke'den Medine'ye hicret etmelerine verilen isimdir. Hicret, Kur'an-ı Kerim'de 17 defa geçti. Âl-i İmrân suresi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَعُدُوا ف۪ي سَب۪يلِ وَقَاتَلُوا وَقَتَلُوا لَا كَفْرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَيُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. صدق الله العظيم. Bu ayette Allah hicret ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Bir Müslüman Allah'a ve dinine için evine ve akıbalarına, malına ve bütün sevdiklerine bırakıp başka bir yere gidip yeniden başlayıp yeni bir kültür öğrenip çok meşakkatli bir şey olduğunu, bunlar karşı Allah bu hicret eden kişiler büyük bir sevap vermiştir. Hicret hakkında Hazreti Peygamber diyor ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرٍ مَا نَوَى مَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ لِلدُّنْيَا نَصِيبُهَا وَأَمْرُهَا اِنْ كَفَرَ فَهِجْرَتَهُ لِمَا هَجَرَ اِلَيْهِ. Ameller ancak niyetlere göre geleceklik kazanır. Herkes ancak niyet ettiğini karşılığını alır. Kimin hicret Allah'a ve elçisi için ise onun hicreti sevabını Allah ve elçisi için. Kimin ise hicreti dünyadan bir menfaat elde etmek ya da bir kadınla evlenmek için ise onun hicreti gayesi için. Hocam.